2 kaşık tereyağımızı tenceremize alıyoruz. Eritiyoruz. Kavuruyoruz arkadaşlar. Ekleyip soğanlarımızı kavuruyoruz. Yemeklerde kırmızı soğan daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Soğanlarımızı iyice kavuruyoruz arkadaşlar. Biberle yeşil biberimi de ekliyorum arkadaşlar. Doğradığımız malzemeler çok iyi kavrulacak. İyice kavrulmuş biberimi, soğanım ve sarımsağım arkasından etlerimi ilave ediyorum. Arkadaşlar Ankara tavasında kuzu eti kullanılıyor. Ama ben kuzu eti sevmeyenler için dana etiyle yapıyorum Ankara tavasını. Etlerimi de bir güzel kavuruyorum. Etlerimi yine her zamanki gibi haşladım. Suyunu yemeğim için kenara ayırdım. Kavurma işlemini çok iyi bir şekilde yapalım. Bütün sebzeler ve etin tadı birbirine özdeşsin. Baharatları en son koyuyoruz arkadaşlar. Çünkü etimiz sertleşmesini istemiyorum. Bu da size küçük bir kutlukta. Hiçbir zaman yaptığınız et yemeklerinde ilk başta baharatlarınızı eklemeyin, özellikle tuzunuzu. Çünkü etinizin sertleşmesine sebep oluyor. İyice kavrulduktan sonra 2 yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Bunu da kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. İyice kavrulduktan
yaptıktan sonra ayırmış olduğum et suyunu ekliyorum. Ve üzerine baharatlarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Baharatlar ne diye sorarsanız, karabiberimiz var, kırmızı toz biberimiz var, kimyonumuz var. Bunları da bir güzel karıştıralım. Suyu istediğim boyuta gelene kadar, yani bu kadar sulu olmayacak arkadaşlar. Çok da az olmayacak. Çünkü arpa şehirlerimizi pişirmedik, sadece kavurduk. Bunları birbiriyle birleştirip fırına vereceğiz. Arkadaşlar etimiz de pişmek üzere. Bakın etin su seviyesi buralardaydı. Bu kadar çekti. Fazla da çekmiyoruz. Dediğim gibi arpa çekliği kavurduğumuz için sadece üzerine biraz da sulu olması gerekiyor etimizin. Şimdi alıyoruz arkadaşlar ve tavamıza aktarıyoruz. Dediğim gibi bu kadar sulu olduğuna bakmayın. Çünkü arpa şehriye bunu çekecek bir güzel. Fırın kabuğumuzu 150 derecede 20-25 dakika fırına koyuyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Fırınımıza yerleştiriyoruz. 20-25 dakika pişecek. Ankara tamam pişti arkadaşlar. Piştikten bir müddet sonra da fırında biraz beklettim. Demlenmesini sağladım. Bakın tane tane olmuş ve tadı da harika arkadaşlar. Denedim. Tattım da. Ankara tavasını beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir yemek videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle.